bu yargı paketleri. 9.sunu konuşuyoruz şu an işte AK Parti hükümetinin. Yani hukuk böyle bir şey değil. Tabii ki de belli zaman dilimler arasında revizyonlar yapmak gerekir. Tabii ki de yargıda kanunlar değişebilir. Yeni ihtiyaçlara göre yeni çözüm yolları bulunabilir. Bu başka bir şey. Ama saray rejimi döneminde, AK Parti hükümeti zamanında sahiden yargının kendisi paketlenmiş durumda. Tabiri caizse. Biraz sokak ağzıyla. Kanun yapma usulü öngörüldüğü gibi değil. Çünkü idealde kanun yaparken işte mevzu bahis yargı hukuk alanındaki değişikliklerse, kanun değişikliklerse bu işin muhataplarına gidersin. Uzun zamandır 9. yargı paketi konuşuluyor. İşte bir yerlerden sızan metinler üstünden fikir yürütmeye çalışıyoruz. Yani şu an içinde bulunduğumuz durumun kendisi absürt zaten. Bizim ve bunu normalleştirmiş durumdayız. Bu konunun başından itibaren şeffaf bir şekilde konunun bütün muhataplarıyla, bütün kurumlarla ve bütün kamuoyuyla şeffaf bir şekilde konuşulması, tartışılması, gerekli muhataplardan uzman görüşlerin alınması, akademisyenlerden uzman görüşlerin alınması gerekirken şu an iktidarın elinde tutan siyasi cenahın elinde hamur olmuş durumda. Bu etki ajanlığı meselesi sadece basının değil, bütün demokratik kamuoyunu, ulusal düzeyde değil, uluslararası ölçekteki bütün demokratik kamuoyunu doğrudan doğruya tehlikeye atan, doğrudan doğruya hepimizi şüpheli haline getiren, hepimizden kastım iktidardan olmayan herkesi casus olmakla suçlanabilecek noktaya getiren, çok daha ciddi sıkıntılar barındıran bir yasa tasarısı anladığımız kadarıyla. Gezi davası iddianamesinde ilk kez etki ajanlığı, tabii ki de ilk kez değil ama kitlesel olarak çoğunluğu hepimizin bildiği kısımda biz Gezi davasından bunu hatırlıyoruz. Etki ajanlığından kasıt, klasik casusluk faaliyetlerinin dışında etki ajanlığından kasıt, çeşitli alanlarda gazeteciler olur, işte akademisyenler olur, politikacılar olur, işte sivil toplum örgütleri olur. Bir şekilde toplumsal kamuoyunda referans noktası olabilen, toplumsal kamuoyunda fikrine, sözüne, söylemine itibar edilen insanların uluslararası anlamda can olarak kullanıldığı, bu konuda sivil toplum örgütlerinin faaliyet gösterdiği rastlanmıştır, görülmüştür, mümkündür. Buna doğrudan ajanlık değil, etki ajanlı, dolaylı bir şekilde bir casusluk faaliyeti olarak terminolojide yerini almış. Diyor ki, Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar. Şimdi bu masanın iki ayağından bir tanesi. Özcesi Türkiye'de araştırma yapılması. Yani bu ucu o kadar açık bir şey ki, herhangi bir konu hakkında araştırma yapılsa, akademik bir araştırma olsa, hukuki bir araştırma olsa, işte atıyorum yurt dışında bir dosyam var, benim. Ki yapıyoruz atıyorum, işte benim Almanya'da bir dosyam var ve orada araştırma yapmak durumundayım. Şimdi ben ajan mıyım? Bu bütün hukuki faaliyetleri zan altında bırakır, bu bütün gazetecilik faaliyetlerini zan altında bırakır, bu politik faaliyetleri zan altında bırakır, bu bütün aktivist faaliyetleri zan altında bırakır. Hukuksuzluklara tırnak içine hukuki bir kılıf uydurmanın şimdiye kadarki gördüğümüz, karşılaştığımız belki en büyük varyasyonu. Bundan 21 sene evvel, 21 sene evvel yine benzer bir kanun geçirilmeye çalıştı. Aşağı yukarı işte yine milli güvenliğe karşı, yine çok geniş, tanımsız, sınırsız, her yere çekilebilecek, gözün üstünde kaşın var diyecek, herkesi içeri alabilecek, tutuklanabilecek, haksızca, hukuksuzca ceza yaptırabilecek bir düzenlemeydi. Bundan 21 yıl evvelde bu çok tartışıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu kanun değişikliği önerilmişti. O zaman bu kanun geçmemişti. Belli ki iktidar yine kendi iktidar, yani iktidar partisi, iktidar cenahı, iktidar ortakları, iktidardan düşeceklerini belki öngördükleri için burada fikir yürütüyoruz. Yani böyle anlaşılabiliyor. Yani iktidarı kaybetmek istemeyen siyasi cenah gerekirse hukuki zorla, gerekirse hukuksuzca aslında, haksızca, adaletsizce hukuku bir araç olarak kullanıp bütün potansiyel siyasi düşmanlarını, bütün potansiyel siyasi rakiplerini, bütün kendisi gibi düşünmeyenleri, görece özellikle bütün ötekileri zapt etmeye, mahkum etmeye yarayacak bir araç yaratmaya çalışıyor.